Evet. Tam anlamıyla bir Proje. müzik yıllarına itibaren yetiştirilen özenle Moda deyimli evet proje. proje. Evet. Özel parlatılıyor. El üstünde tutuluyor. İmkanlar önüne açılıyor. Yurt dışında okuma imkanları tanınıyor ve Refah Partisi'ni bölme operasyonunda başrol oynuyor. 28 Şubat'tan sonra yenilikçi gelenekçi kavgasında. Morton Abramowitz, Graham Fuller gibi o dönemin önemli Amerikan aktörleri, Amerika'nın Türkiye politikasını belirleyen önemli isimler, ılımlı İslam projesini Abdullah Güller'le birlikte Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor ve 28 Şubat'ta ordunun ve vatansever kuvvetlerin itirazı ve sürece müdahale etmesiyle birlikte bir yenilikçi gelenekçi kavgası başlıyor. O dönemin Refah Partisi'nin yöneticilerinin anılarını incelediğimizde, açıklamalarını incelediğimizde Abdullah Gül'ün temaslarının her zaman tartışma yarattığını, özellikle Abramovic'le ilişkisinin Tayyip Erdoğan'la Abramovic ilişkisi başladığı andan itibaren Abdullah Gül'ün de o sürecin içerisinde yer aldığını hep anlatıyorlar. Hatta bir tanesi anılarında Abdullah Gül mü Refah Partisi'nin dış ilişkilerinden sorumlu kişisi yoksa Amerika'nın Refah Partisi'nden sorumlu kişisi mi diye böyle Evet. ironik bir mesaj da veriyor. Yani partisinin dış ilişkiler sorumlusu değil de Amerika'nın partideki görevlisi gibi Görevlisi. davranan bir Abdullah Gül önümüzde. Refah Partisi'nin dışa açılan penceresi diye tabir ediliyor. O dönem Abdullah Gül. Nitekim o ilişkileri sayesinde Büyük Ortadoğu Projesi'nin de uygulanmaya çalışıldığı dönemde ben Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı olarak görevini ifa ediyor. Evet. Süreci özetlemiş oldun aslında. Çok da Evet. güzel oldu. Yani gençlik yıllarından şeye kadar getirmiş olduk. 2002 Evet. 3 Kasım seçimleri AK Parti iktidara geldi. Tabii ilk Başbakan Abdullah Gül ve ilk proje Tabii. 1 Mart tezkeresinin geçirilmesi ve akabinde az önce söylediğim Ilımlı İslam Projesi, yani Büyük Ortadoğu Projesi. Bütün bu görevleri de ne şaşırtıcıdır ki hep gülerek yaptı. Evet. Gülümseyerek yaptı. Evet. Şimdi Evet. gülümseyerek yine avlamaya çalışıyor Evet. insanları. Tam bu dönemde aslında kendi suçunu da bir yandan itiraf da etti. O dönemin gazetelerine baktığımızda Tayyip Erdoğan Başbakanlıktan sonra Dışişleri Bakanlığı görevine geçti Abdullah Gül. Bakın, Gül Büyük Ortadoğu Projesi içinde Amerika ile birlikte hareket ediyoruz. Evet. İtiraf. Tarih ne? 14 Mart 2006. Evet. Yani 1 Mart tezkeresinin geçmesi için çalıştılar, olmadı. İran işgaline Türkiye ortak edemediler ama sürekli Gül çalışmalarını sürdürdü. Batı'nın güvenini o anlamda hak ettiğini gösterdi. Ve işte Condoleezza Rice, o dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı, hatırlayalım, demiştik işte Orta Doğu'da Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkeleri sayarak rejimleri ve sınırları değişecek. Tabii. Ondan sonra işte Arap Baharı dediğimiz Tabii. ayaklanmalar, bölünme Değişmedi süreçleri. ama.